Şimdi arkadaşlar, birçok konuda olduğu gibi jeofizikte de işte birçok fenomenin açıklanması noktasından ele aldığımızda yani bilginin aktarım usulüne dikkat etmeniz gerekiyor. Yani işte şuna gelmek istiyorum. İşte günümüzde internet evet gelişti ve bilgiye erişim noktasında gerçekten artık insanlar oldukça bir geniş bir özgürlüğe sahipler. Bunu özetleyebilmemiz mümkün. Şimdi ilgilendiğiniz alanla ilgili olarak yapacağınız bir çalışmada öncelikli olarak o alanla ilgili belirli bir ön bilgiye sahip olmanız lazım. Bir background'a sahip olmanız lazım. Kafanızda belirli düşüncelerin gelişmiş olması lazım. İşte burada devreye girecek konu yapacağınız araştırmalar doğrultusunda oradaki çalışmaları da bir süzgeçten kendi mantık süzgecinizden geçirerek arkadaşlar oluşturmuş olduğunuz diğer taraftaki bilgi birikiminizle çakıştıracaksınız arkadaşlar. Yani bir anlamlı bir o olayla ilgili anlamlı bir sonuç üretebilmeniz için bunu yapmanız gerekiyor. Doğrudan oradaki bilgileri alıp işte bu olay böyle açıklanıyor şeklinde bir durum bilgi felsefesiyle alakası olmayan ve sonuç itibariyle de doğru olmayan bir konudur. Yani siz şunu özetlemeye çalışıyorum. Belli bir bilgi background'unda olacaksınız. O alanla ilgili ve diğer taraftan da edineceğiniz araştırmalar çerçevesinde edindiğiniz belli bilgileri süzgecinizden geçirip oradaki bilgi background'unuzla ne kadar çakışıyor? Bu çerçevede bir çalışma ele almanız gerekiyor ve nihai çalışmanızı bu şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Bunu özetleyebilmemiz mümkün arkadaşlar. Yani sanırım anlaşıldı büyük ihtimalle. Bu şekilde bir tarzı benimsemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu jeofizikte de böyle birçok dalda da bu konu bilimle ilgili birçok dalda da bu konu genel olarak bu şekilde arkadaşlar özetleyebilmemiz mümkün. Herkese iyi günler dilerim.